Arabam var ama siz... İsterseniz motosikleti kilitleyeyim. Tamam. Buna yeni alarm sistemi taktırdım da. Motorunuzu mu Herhalde motosikleti bir satacağım ya. Çünkü bizim kameralar işleri falan taşımak için biraz zor satıyorsunuz? oluyor da. Zaten sizin aracınız yok muydu? Bizim şirket aracı var. Bireysel aracım yok. Şirket adını almıştık zamanında. Ha, nereye gidelim bu arada? Bir yere gidelim demiştiniz Şöyle ama. bir güzel hava alacak böyle oturup içimizin ferahlayacağı olur mu zamanınız varsa? Olur. Var mı Benim bildiğiniz bir yer? bildiğim bir yer yok sizin. Bir dakika, navigasyondan işaretleyeyim ben o zaman. Bak şimdi bak. Ay, kaçırdım mı? Yok. Ben yalnız olduğumda aklımı kaçırıyorum ama neyse. Nasıl yani? Efendim? Nasıl yani? Yani işte. Kaza yaptım ya, ne dediğimi bilmiyorum rüyanım ya. Yani genel olarak bazen ne dediğinizi bilemeyebiliyorsunuz. Dur bir kemerimi takayım da. Bu anı bir yerde yaşamıştım. Çok uzak bir yeri seçmişsiniz. Ah, yanlış işaretledim galiba. Bakayım. Aa, çok pardon, hemen değiştiriyorum. Benim adayı seçmişim yanlışlıkla ya. Adam mı? Efendim? Adam mı dediniz? Evet. İlk buralara taşınırken çok bir taşınmak istemiyordum. Devlet başkanımız dedi, Kenan Bey, sizin buralarda olmanız lazım. İsterseniz hediye olarak küçük bir ada size ayıralım. Dedim yani adayla olacak iş değildi. Sayın başkanım. Olur, neden olmasın yani, bir ada niye şey yapmasın? Adanız var mı? Arabanız yok mu? Arabam var ama siz yanlış şey yaptınız şu an. Yani şirket adına bizim arabalar. Anam çok sanki korkuyorum artık, bir şu kazadan sonra bir korkmaya başladım. Ay! Ya Bir bak şey oldu avradı kız. mu? Bir şey oldu mu? Bak yine hastaneden çıktın. Tamam, bir şey yok, az Bir bu kolum duramadık. acıştı ya. Bir bakayım mı? Ne oldu? Neresi? Ha, burası. Ne? Orta parmağınız mı Aynen sıkıştı? şu. Anladım. Geçer ya. Geçer birazdan. Baksanıza Allah aşkına ya. Ne oldu parmağıma? Yok, bir şey olmamış ya. Allah. Anne, bu kadar uzak bir yere gidiyoruz ki. Çok sevdiğim bir yer. Lütfen yavaş sürür müsünüz? Bak, kapatamıyorum da parmağımı zaten. Böyle 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 Telefonu böyle çalıyor. böyle Bir böyle dakika. böyle 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 Efendim? Alo Kenan Bey. Buyurun efendim. Ben doktorunuz Fevzi Mutlu. Fevzi Bey, buyurun. Göğsünüzdeki dikişleri almak üzere hastaneye gelirseniz çok memnun olurum efendim. Tamamdır efendim. Bugün olmazsa yarın kesinlikle geliyorum.
size rahatsızlık vermiyorsa yarın da gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederim düşündüğünüz için. Ne demek? Doktor aradı. Kenan Bey bir şey bilinmeyen bir hastalık varmış. Sizde mi? Evet. Nasıl yani bilinmeyen? Vücudumda rüya yetersizliği bulunmuş. Yani belli günleri belli başlar. Rüya almazsam hayatımı yitirecekmişim. Tam anlamadım. Rüya göremiyor musunuz uyurken? Evet. Allah'ım hiçbir şeyden anlamıyor ya. Biraz acaba yavaş mı sürsek diyorum hani. Ya hızlı gitmiyoruz ki. Ama yani tamam da her tarafımız ama bak tavşana eziyorduk. Ay ben tavşan ezer miyim? Ya siz de dağa taşa getirmişsiniz yani. Ama burada yavaş yavaş ama sürersek sizi gerçekten çılgın bir sürüş sizinki de. Burası mı yani? Buraya mı geldik? Buradan şimdi sola döneceğiz ileriden. Buranın doğası harikadır ama. Şurada park edebiliriz aracı. Ne yapıyorsunuz? Ne bileyim iskeleye gideyim diye. Sizin araba portatif olunca sürün arabayla sürün. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Sizce Aytaç Bey'i nasıl birisi tanıyor musunuz? Ne oldu? Gelin. Ya bana çok iyi davranıyor. Bir de şimdi Twitter'dan yazdı görüşmek istiyorum diye. Ama kendisi zaten prodüksiyon şirketinde çalışıyor. İş için görüşeceğiz sanırım ama. Nasıl prodüksiyon ya? Tabii Aytaç Bey fotoğrafçı. Bir de reklam filmi çektiğini duydum. Siz de beni hiç aramıyorsunuz filmler için falan. Ben de belki onunla da çalışırım bir yandan diye düşünmüştüm. Tanıyor musunuz nasıl birisi? Gelin şöyle oturun isterseniz. Şimdi yerin kulağı var ama benden duymadınız. Aytaç Bey için dolandırıcı diyorlar. Dolandırıcı. Evet. Ay hiç öyle bir çocuğa benzemiyor. Çok iyi birisi gibi. Çocuk mu sandınız? Normalde 82'liymiş. Yani çocuk derken ben yaşını bilmiyorum ama öyle bahsederken öyle çıktı ağzımdan yani. Bize geçen bir işle geldi. Dedi ki çekle ödeme yapacağım. Yılmaz abi kabul etmedi. Çekleri hep geri dönüyormuş. Ben daha önce öyle bir şey duymadım ya Aytaç Bey hakkında. Yani siz bilirsiniz tabii ki ama yine de insan evladı yani. Yalan olabilir, yanlış olabilir ama yine de bir gard almak lazım diye düşünüyorum. Anladım. İşte ben de siz biliyorsunuzdur diye bir sorayım dedim. Yani şuradan düşünün, ben tweet'te habire bunu çıplak nude fotoğraflı falan görüyorum yani. Ne bu yani ya? Bizim tamam çoluğumuz yani. Var, çocuğumuz var, çoluğumuz var. Tamam da özgür bir ülkede yaşıyoruz yani. Niye milletin işine karışıyorsunuz ki Kenan Bey? İş değil ki ama bu Rüya Hanım. Yani o işmişin de alıp orada yani nude. İş derken ne yaptığına? Ne yaptığına böyle o zaman bir nude fotoğraf atın bana haydi. Allah Allah yani. Şimdi bak niye Allah Allah tercihi dediniz o zaman? Tamam tercihin bak, bana atar mı? Çıplak değil gördün mü? Ya ona öyle bakmayın işte ya. Şimdi yalan yanlış ya bu hareketler. Siz bir şey mi konuşmak istiyordunuz? Ben geçen gün size çok kırılmıştım hatırlarsanız. Ama ben ne yaptım ki yani? Ben bir şey yapmadım ki. Herkes kendi söylediği laftan sorumludur. Benim arkadaşım bir şey söyledi diye ben de onun söylediği şeyin aynısını söylemiş mi oluyorum? Hayır. Ama yine de kırıldığınız için sizin gönlünüzü almaya geldim.
Evet, bunun farkına vardım. Ben de zaten bunun için sizle konuşmak istedim. Sütünüzü içtiniz mi? Sütü hala saklıyorum. Aya bozulmasın. Ama kapağını Bozulmaz. açmadıysanız bozulmaz. Kapağını açtıktan sonra 3 gün diyebiliyorum. Diyorum ki, sütü falan bırakın şimdi. Ben sadece uyurken rüya görmek istemiyorum. Yani uyanıkken nasıl rüya göreceksin? Biraz bir düşünün bakalım. Yani şey falan mı diyorsun? Uyanıkken böyle rüya diyorsun da halüsinasyon tarzı mı? Hani böyle içki içince falan sapıtıyorsun ya. Yine canın içki mi istedi? Öyleyse benim üzerimde bir şey yok yani şu an verebileceğim. Ama şarapçı bir beyefendi vardı, adını unuttum, onu arayabilirsiniz. Hey rüya, halüsinasyon diyorum. Hey, uyur gezerlik diyorum rüya. Ay niye bağırıyorsun Allah'ım o yarabbim zaman? ya. Ay nereye? Nereye gidiyorsun? Dur. Kalkamadım, gel. Bir bana yardım et. Ananı sikeyim. Allah'ım, o şarkı bir şey düşünsün. Kenan. Ya neredesin? Shit.
Buradasın dur. Ya burada mıydın? Telefon sesi de kalmış. Duyuyorum zaten deminden beri telefonun sesini. Ama o bir filmde görmüştüm. Çok güzel çalışmıştı da bizde olmadı galiba ya. Ya ben şimdi tam anlamadım yani. Niye bana elmas vermek istediniz? Ne elması verdim kız? Aa, yere mi ya, düşürdüm? Evet. Ben ver kız geri elması mı? Düşürmüşsünüz. Al. Allah Allah ya. Mesajda ne demek istedin anlamadım. Bak. Ne mesajında? Zaten sana aitti kalbim gibi. Bu ne demek oluyor? Oto mesaj onlar kızım. Haydi herkes atıyor ya. Bin arabaya et. Dur sen yürüme getireyim arabayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tam açıldım şey yaptım. Hiçbir şey anlamadı ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Kaçan kovalanır oğlum Kenan. Kötü davran. Kötü davran oğlum. Kaçan kovalanır Kenan. Ne dediniz? Duyamadım. Efendim, arabayı dedim. Çarptın ya. Ne yaptın kız dedim. Kenan Bey bir tuhafsınız ya. Niye durup dururken yanımdan gittiniz? Ha? Çünkü bazen anlama zorluğu çekiyor gibisiniz. Ben mi? Maalesef. Ay hastayım dediniz, korktum yani. Ben de anlamaya çalıştım yani, bir şey demek istiyorsanız açık açık söyleyebilirsiniz. Rüya göremiyorum diyorsunuz. Ya bir hastalık işte, beyinsel. Beyinsel bir hastalığınız var. Aynen, nörolojik. Arabayı dün kullanacak mısınız? İneyim mi kenarda? Ya inin isterseniz. Kız giderken nasıl indim ama çok artistik olmadı mı? Olmadı. Vallahi korktum ağa düşeceğim diye. Madencilik mi yapıyorsunuz? Efendim? Madencilik mi yapıyorsunuz dedim. Kenan ve Yılmaz Production'ı unuttunuz galiba. Ha. Elmas görünce herhalde dedim madenci mi aynı zamanda. Ya sonuçta ben de iki iş yapıyorum. Tek işle geçinmek zor. Şimdi ne alakası var Allah aşkına, sen de Yılmaz abi Ferrari araba almış geçen şirkete. Şimdi galeryacı mı adam? Ne alakası var? Elması görünce madenci diyorsunuz da. Ya ne bileyim, sordum. Siz niye kızıyorsunuz ya? Kızmıyorum. Mizacım böyle. Siz ne iş yapıyorsunuz boş zamanlarınızda? Oyuncuyum. Yani birlikte de çalışmıştık ama. Tamam da yani, neyse. Nasıl yani? Arabanın süspansiyonları da kağıttan galiba. Süspansiyon ne? Efendim? Süspansiyon ne? Yatmayı sever misiniz? Nasıl yani? Yatakta yatarken böyle rahat rahat böyle ıcık ıcık yapan şeyler var ya, böyle demirden. Yay gibi mi? Yay gibi düşün aynen. Ama bu biraz daha teknolojik şey hali yani. Yani benim arabamın kötü mü yayları? Kötü tabi canım, takır takır giriyor. Ay kazıklandım mı yoksa? Kaç paraya aldınız ki bu arabayı?
Ben bu arabayı 10 bin liraya... Kaç aldınız? 10 ile 11 arası. Niye ki? Bu arabayı niye yemin ediyorum bizim oradaki Luna Park'ta karting diye kullanıyorlar ya. Ay öyle dakikası mi yani 10... bu? Valla saati 10 TL'den biniyorsun. Yani kazıklamış mı beni Faruk Bey? Ben bunu zamanında 500'e kiralamıştım. Düşünün yani onu. Oradan düşünün yani. Yani normal fiyatı ne kadar? Yani bunun normalde ama bilmiyorum şimdi vergiler falan mı arttı? 10K'da olmuş olabilir de en fazla bu arabaya taş çatlası 3 4. 3 mü? Yani. Faruk Bey bana dedi ki 15.000. Ben de dedim ki küçücük araba mı 15.000? O da dedi ki ama bak dedi Mercedes dedi çok kaliteli dedi. Ben de inandım. En ucuz da bu dedi. Bunlar Mercedes tamam Mercedes'in yan ürünü bunlar. Smart bunlar da. Ama yani bilmiyorum yani değer mi diye düşününce bir. Ay Faruk Bey sizin arkadaşınız mıydı? Bir söylesenize. Siz Rüya Hanım'ı kazıklamışsınız. Dur bir arayayım bakayım ne yapıyormuş Faruk. Arkadaşım değil. Geçenlerde ona galeriyada iş verdik işte. Alo. Faruk abi. Buyur. Bizim Rüya var ya abi. Kim? Oyuncu kız var ya Rüya. Tanımıyorum Bir tane araba satmışsın da 10.000 emine. Ben de oha çok falan dedim. Senin sattığını bilmiyordum da abi bunu. Kenancığım. Araçların fiyatları arttı. Hani o 10.000'e araba iyi bulmuş yine. Yani şöyle diyeyim. Bizim Yılmaz'daki araba var ya. Evet abi. O kaç paraydı ya? Dur 2 dakika bakayım katıldıktan. Onun hayvan gibi arttı fiyatı. Bak. Yılmaz'a şeye verdim. 95'e mi ne satmıştım? O civarda bir şey satmıştım. Şimdi bakayım yeni fiyatına. Vay maşallah Yılmaz abiden ne para yatmış be. Şu an o arabanın fiyatı 330.000. Oy 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 abi neler diyorsun? Ya yeah, ya. Yeah. Vay maşallah, vay maşallah be. Tamam Faruk abi o zaman ya. Artış diyorsun ha. Vallahi ucuz olan araçlar o aynı kaldı ama spor olanlar uçtu gitti. Hele hele bir de süper araçlar var ya böyle Mac'lerine falan benzeyenler, Bugatti'ye benzeyenler. Onlar direkt milyonluk. 3-4 milyon. Abi sen dükkanda mısın? Dükkandayım. Ben geleyim mi sana bir şey soracağım hem danışacağım. Gel sor. Tamamdır abi haydi öptüm. Sen kendini iyi hissediyor musun? Motor kullanabilir misin? Yok şu an yoksa bir sıkıntım yok. Yoksa bırakayım mı? Yok gayet iyiyim şimdi bir sıkıntım yok. Duydunuz mu konuşurken? Hayır. Şimdi Faruk'cum şey diyor. Arabanın diyor ilk alırken tamam öyleydi ama diyor şimdi vergi geldi diyor. Bizim mesela geçen Yılmaz abi 100 bin liraya araba aldı ya bir tane Ferrari. Hı hı. O mesela 290 mı olmuş? 320 mi olmuş? Öyle bir şey yani. Anladım. Yani o derece artmış şimdi. Benim şu motor mesela 25.000 falan olmuş yani. Solda gördüğünüz. Anladım. Motor deyip geçmeyin bu arada. Sizin arabadan 3 tane yapıyor yani. Sizin motoru ben kullandım ama yüzün üstüne çıkmıyor. Hızla ilgili bir şey değil ki bu. Onun sesi, yeri titretmesi. Duruşu bir kere baksanıza bir sola çevirin kafanızda. Hiç anlamıyorum ya. Arabadan motordan. Neyse ben şu dikiş şey işini halledip şeyin yanına gideceğim Faruk'un. Tamam. Şey yok. Kendine iyi bak tatlı kız. Görüşürüz dikkat et kendine. Kaza falan yapma. Sağına soluna bak. Sen de dikkat et kendine. Tamam. Ay öyle elmasınızı da düşürmeyin koşarken falan dikkat edin. Yok önemi yok. Yok var sonra bir korktuğunuz zaman elmasın nerede falan. Yok ay, ben bir an geri ver onu falan. Ben bir an cepçilik yaptın sandım da. Ben mi? Ben yazdım ya bir şey düşürmüşsün diye. Oto mesajdaydı canım kusura kalma.
Siz biraz cimri misiniz? Para göz müsünüz? Ben anlamadım. Aman. Görüşürük. Anlaşandım benim. Ay hemen de küsüyorsun yani. Seninle mi uğraşacağım be? Kenan Bey merhaba. Doktorum. Merhaba.